Merhaba arkadaşlar, Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca dersi 10. sınıflar 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte cevaplayacağız. Yazının PDF açıklama kısmında mevcuttur. Her zaman olduğu gibi oradan bakarsanız daha sonra bizimle birlikte. Cevaplandırırsanız daha güzel olacaktır sizler için. Başarılar diliyorum. Birinci sorudan başlayalım. Wo essen Sie? Nerede yemek yiyor onlar? Onlar restoranda yemek yiyor diyeceğiz. Sie essen im Restaurant. Sorunun cevabı zaten yarısı var. Im Restaurant yazacağız. Sie essen özne fiil diğer ögeler. Sie essen im Restaurant. Wo arbeitet er? O nerede çalışıyor? Er arbeitet in der Post. İkinci sorumuzda. Wo arbeitet er? O nerede çalışıyor? Er arbeitet in der Post. Postanede çalışıyor. Üçüncü sorumuz wie viele Tage hat eine Woche? Kaç gün vardır bir haftada? Evet, eine Woche hat sieben Tage. Bir haftada 7 gün vardır. Fiilimiz burada ne? Haben fiili ve üçüncü hali. Hat, ihabe, du hast, er, sie, hat. Dördüncü sorumuz wie viele Tage hat Januar? Ocak ayında kaç gün vardır? Januar hat 31 Tage'de diyebiliriz burada. Ben yazmadım. Beşinci sorumuz. Wie viele Jahre seiten hat ein Jahr? Bir yılda kaç mevsim vardır? Bir yılda 4 mevsim vardır diyeceğiz. Ein Jahr hat vier Jahre seiten. Bir yılda 4 mevsim vardır. Altıncı soru. Welcher Tag ist heute? Bugün hangi gündür? Heute ist Freitag. Bugün Cuma'dır. Yedinci sorumuza geldik. Wann hast du Geburtstag? Senin doğum günün ne zaman? Hangi ayda gibi? Evet, ich habe im Oktober Geburtstag. Ich habe im Oktober Geburtstag. Ekim'de doğum günüm dedik. Buradaki ich'in başına nokta koymuşuz. O olmayacak. Başta olduğu zaman i harfi ı olarak yazılacak. 8. Wo kauft man Obst und Gemüse? Wo kauft man Obst und Gemüse? Sebze ve meyve nereden satın alınır? Man kauft in dem Gemüseladen Obst und Gemüse. Sebze ve meyve manavdan alınır dedik. Man kauft. Man belirsiz özne. Yapılır edilir derken kullandığımız man kelimesi. Derman adam kelimesiyle karıştırılmasın. Wo essen Sie am Sonntag? Onlar nerede, pazar günü nerede yemek yiyorlar? Sie essen im Restaurant. Diyoruz. 10. sorumuza geldik. Koyingirin Sie modal verbin. Können mögen. Können ve mögen modal verblerini çekimleyiniz. Können yapabilmek, edebilmek. Mögen hoşlanmak, sevmek, istemek. Können fiilini çekimleyelim. Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können, sie können. Mögen fiilimiz ich mag, du magst, er, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen, sie mögen. Birinci sorumuz. Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir? Mein Hobby ist ins Kino gehen. Benim hobim sinemaya gitmektir. Mein Hobby ist ins Kino gehen. In das Kino gehen de diyebiliriz. In das'ın kısaltılması ins şeklinde oluyor. Buna dikkat edelim. In das da yazdığınızda doğru olur. Was sind deine Hobbys? İkinci sorumuz. Was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir? Burada da çoğul soruyor. Üste birinci sorumuzda hobin var mıydı? İkincisinde was sind deine Hobbys? Senin hobilerin nelerdir? Çoğul. Fiilimizden anlayabiliriz bunu arkadaşlar.
Birinci sorumuzda fiilimiz mein Hobby ist dedik. İkincisi mein Hobby sind. Birkaç tane hobi söylenecek. Mein Hobby sind schwimmen, buchlesen. Yüzmek ve kitap okumak hobilerimdir. Benim hobilerim yüzmek ve kitap okumaktır. 3. Was sind deine Freizeitaktivitäten? Boş zaman aktivitelerin nelerdir? Meine Freizeitaktivitäten sind Film sehen, wandern, tanzen. Boş zaman aktivitelerim film izlemek, yürüyüş yapmak, dans etmek. Evet, burada da birçok aktivite olduğu için fiilimiz yine ist değil, sind. Sein fiilinin çoğul hali sind. Tekil olsaydı isteyecektik. Sadece film izliyorum, film izlemek deseydik ya da o sorulsaydı ist kullanacaktık. Dördüncü sorumuz Hast du Freizeit? Boş zamanın var mı? Ya, ich habe viele Freizeit. Evet, çok boş zamanım var. Nein, ich habe kein Freizeit. Boş zamanım yok. Evet, fiil ile başlayan soru cümlelerine ya veya nein ile cevap veriyorduk Almanca'da. Hast du diye başlamış, haben fiilinin ile başlamış. Du'ya göre çek mi? Hast du şeklinde oluyor. Böyle olduğunda fiille başlayan soru cümlelerinde ya veya nein ile cevap veriyoruz. Nein kullandığımız zaman kein isim varsa kein, fiil varsa nicht olumsuzluk kelimesini kullanıyoruz. İngilizce'deki not gibi. 5. Hast du ein Hobby? Senin hobin var mı? Ya, ich habe ein Hobby. Burada da hobin var mı diye sorulmuş. Yine fiille başlayan bir soru cümlesine ya veya nein ile cevap veriyoruz. Ya, ich habe ein Hobby. Nein, ich habe kein Hobby diyebiliriz. Hast du ein Hobby? Nein, ich habe kein Hobby. Evet, hast du ein Hobby? Tekrar, nein, ich habe kein Hobby. Yedinci sorumuz. Was ist dein Lieblingshobby? Senin sevdiğin hobi nedir? Mein Lieblingshobby ist Buchlesen. Benim hobim kitap okumaktır. Sekizinci sorumuz. Was magst du machen? Ne yapmayı seviyorsun? Ne yapmayı istiyorsun? Ne yapmayı seviyorsun? Ich mag Film sehen. Film izlemeyi seviyorum. Ich mag Film sehen. 9. Magst du basketbol spielen? Basketbol oynamayı seviyor musun? Burada da yine fiille başlayan soru cümlemiz var. Ne ile cevap vereceğiz? Ya veya nein ile. Nein, ilk önce nein. Ich mag nicht basketbol spielen. Hayır, basketbol oynamayı sevmiyorum. Başka bir tenis spielen diyebiliriz ilave olarak. Nein, ich mag nicht basketbol spielen. Tennis spielen diyebiliriz. Ya, ich mag basketbol spielen. Evet, basket oynamayı seviyorum. 10. sorumuz ve son sorumuz. Was magst du gern? Ne yapıyorsun? Severek ne yapıyorsun? Ich spiele gern tennis. Gern seve seve anlamında burada. Ben tenis oynamayı seviyorum. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Sizlere başarılar diliyorum.